Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Câsiye suresi 21-26. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Em hasibellezine ishtarahu's seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihat sevaen mahyahum ve mematuhum. Yoksa seyyiyeleri işleyen kimseler hem onların ölülerini hem de dirilerini iman eden ve salih amel işleyenler gibi kılacağımızı mı zannettiler? Yani burada bunların bir ve beraber olmayacağı soru üslubuyla nazara veriliyor. Ehli iman olanlarla ehli küfür olanlar elbette bir değildir. Ölüleri de bir değildir, dirileri de bir değildir. Yani öldükten sonraki hayatta da bir olmayacaklar. Çünkü diğer alemde ehli iman için cennet var, ehli küfür için cehennem var. Şu dünya hayatında da yine iç dünyaları itibariyle en azından elbette ehli iman olanla ehli küfür olanlar bir değildir. Ehli küfür olanlar şu dünya hayatında da iç dünyalarında bir cehennem yaşarlar. Ehli iman olanlar ise iç dünyalarında manevi bir cennet hayatındadırlar. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Bunun bir yorumu şöyle. Yani bir cennet dünyada, bir cennet de ahirette. Bu açıdan baktığımızda ehli iman ve ehli küfür olanlar elbette hayatta da bir değiller. Şu dünyadan gittikten sonraki diğer alemde de bir olmayacaklar. Seyyiyeleri işleyenler, seyyiye günah anlamında, yani günah işlemeyi adet haline getiren, başta küfür olmak üzere her türlü günahı işleyen kimseler, elbette ehli imanla, iman eden salih amel işleyen kimselerle bir ve beraber değildir. Sâ'emâ yahkumun, ne de kötü hüküm veriyorlar. Yani bir ve beraber olacaklarını, eşit olacaklarını zannederek, ne kadar da yanılıyorlar. Ve halakallahu semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Yani gökler ve yer ciddi gayelerle yaratıldı. Hikmetli bir şekilde yaratıldı. Ve li tujza kullu nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Ve her nefis yaptığının karşılığını görsün diye yaratıldı ve onlara zulüm de yapılmayacaktır. Yani Allahu Teala şu alemi, şu dünyayı bir imtihan salonu olarak yaratmıştır. İnsanlar şu dünya hayatında değişik şeylerle imtihan edilmektedir ve bunların karşılığını da diğer alemde göreceklerdir. Bunun neticesinde kimseye kıl kadar zulmedilmeyecektir. Yani ne işlemiş olduğu sevaplar inkar edilecek, ne de yine işlemiş olduğu günahlar daha fazlasıyla kendisine verilecektir. Bu manada bir şey söz konusu değil. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُمْ Kendi hevasını ilahı edineni gördün mü? Ve اَطَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى اِلْمٍ Allah onu bir ilim üzere yoldan saptırdı. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ Onun işitmesini ve kalbini mühürledi. Ve ceala ala basarihi gışave ve onun gözüne de bir perde koydu. Burada gerçekten çok dikkat çekici ifadelerle Allahu Teala bazı insanların durumunu nazara veriyor. Bu insanlar kendi hevalarını ilahları edinmişlerdir. Yani artık onlarda hükmeden ilahi ölçüler değildir. Haram helal gibi şeyleri onlar haram helal tarzında kabul etmezler. Onlar tamamen kendi nefislerine uyarlar. Fetvayı nefislerinden alırlar. Diyelim rüşvet dinin haram kıldığı şeylerden biridir. Ama onlar dinden fetva sormadıklarından, kendi nefislerine tabi olduklarından rüşveti gayet normal bir şey kabul ederler. Ve bu kimseler haktan ve hakikatten bu noktada artık uzaklaşmıştır. Kendi hevasını bir ilah haline getirmiş ve
Nasıl ki bir insan normal şartlarda Allah emreder, Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bunlarda da nefis emreder, nefsin emirleri yerine getirilir bir hale gelmiştir. Ve Allah onu bir ilim üzere saptırmıştır derken, yani Allah-u Teala elbette bilerek onu, bunun yoldan çıktığını bilerek saptırmıştır. Bu mana anlaşılabilir. Öte yandan ilmiyle dalalete düşmek. Yani bazı insanlar var ki epey okumuştur, yazmıştır. Kendisi gerçekten kitaptan, ilimden bir derece nasip olan bir kimsedir. Ama buna rağmen yoldan çıkmıştır. Bu manada da değerlendirilebilir. Bu durumda olan bir kimse kalbi mühürlüdür. Artık kulakları mühürlüdür. Kulakları hak vakikatı duymaz. Kalbi mühürlüdür. O kalbe iman girmez. Ve gözünün üzerinde de bir perde var. Yani nasıl ki insanın gözünün üzerine bir perde konulsa insan bir şey göremez. Bunların da kalp gözleri artık kapalıdır. Gerçekleri göremezler. Femen yehdihi min badillah. Allah'tan sonra artık ona kim hidayet verecek? Yani Allah onu yoldan çıkardıktan sonra kim ona yol gösterebilir? Kim onu dalaletten kurtarabilir? Efela tezekkerun, tezekkür etmez misiniz? Yani düşünüp ibret almaz mısınız? Ve bu şekilde bir tezekkürle, bir tefekkürle meselenin gerçeğini anlamaz mısınız? Ve galu, ve onlar dediler ki ma hiye illa hayatuna dünya, varsa da yoksa da şu dünya hayatımızdır. Nemutu ve nahya, biz ölürüz ve diri yaşarız. Yani hayat bundan ibarettir. Bir kısmı ölür, bir kısmı yaşar. Ve ma yuhlikuna illa dehr, bizi ancak dehir helak eder. Yani ancak zamanın akışı bizi helak eder. Yani tabiatın o seyri içerisinde zamanla ölür gideriz dediler. Ve mâ lehum bizâlike min ilm, onların bu konuda herhangi bir ilmi yok. Onlar bunu söylerken bir ilme dayalı olarak bunu söylemiyorlar. Değerli izleyenlerim, bunlara dehriyun denilmiş İslam tarihinde. Günümüzde tabiatçılar denilen kimseler veya maddiyun, maddeci felsefe mensupları. Bunlar Allah'ı kabul etmiyorlar ve tabiatı adeta bir ilah gibi kabul edip, nasıl ki işte bir bitki dünyaya geliyor, ardından zamanla solup gidiyor, bizim de dünyadaki halimiz böyledir diyorlar ve bu tabiatın bir kanunudur. Var oluruz, ardından da yok olur gideriz, yaşarız ölürüz, bu manada bir değerlendirmeleri var. Yani hayatı veren Allah'tır, ölümü veren Allah'tır, bunları düşünmüyorlar. Malum Tebareke suresinin başında ellezî halakal mevte vel hayâte buyurulmuş. Yani o Allah ki hem ölümü yarattı hem de hayatı yarattı. Dolayısıyla hayat tabiatın, tesadüfün bir gereği değildir. Rastgele hayat meydana gelmiş değildir. Öte yandan ölüm de rastgele meydana gelen bir olay değildir. İnsan doğal seyrinde gün gelir, işte bir pilin enerjisinin bitmesi gibi biter. O anlamda değildir. Çünkü sapasağlam görmüş olduğumuz bir adam, bakıyorsunuz ki o sapasağlam haliyle herhangi bir şekilde ölebiliyor. Bir başkası, doktorların artık bir hafta ömrü ya vardır ya yoktur demiş oldukları bir kimse çok uzun süre yaşayabiliyor. Dolayısıyla ecel takdir edilmiştir, belirlenmiştir. Bunu insanın kendi tabiatının veya insanın dışında bir tabiatın bir gereği gibi görmek, Kur'an'ın bize gösterdiği bakışa ters olan bir durumdur. Allah hayatı ve ölümü takdir etmiştir. İşte bu gibi dehriyun olanlar, maddeci felsefe mensupları aslında bunları söylerken bir ilme dayalı olarak söylemiyorlar. İnhum illa yazunnun, onlar ancak zanna tabi kimseler. Yani onlar kendi kanaatlerini söylüyorlar. Kendi zanlarını böyle ifade ediyorlar. Yoksa gerçekte o işin öyle olduğundan değil. Ve izâ tütle aleyhim âyâtuna beyinâtin, apaçık bir şekilde onlara ayetlerimiz okunduğunda mâ kâne hüccetehum illâ en gâlu,
Onların delilleri ancak şu oldu. Yani karşımıza çıkacak güya İslam davasının hakikatını çürütmek için bir delil olarak söyledikleri söz şu oldu. Galu tu bi ebeyne in kuntum sadikin. Dediler ki eğer sadık iseniz, ahiret varsa, Allah varsa haydi bizim daha önce ölmüş olanlarımızı getirin. Ölmüş olan ecdadımızı getirin dediler. Bu eskiden beri küfür yolunda gidenlerin kullandığı ifadelerden birisidir. Mesela Allah varsa beni taş etsinler veya Allah varsa ölmüş olan daha önceki insanları dirilsin. Ve bu şekilde bir nevi Allah'a kafa tutmaya çalışırlar. Halbuki şu dünya hayatında insanlar imtihandadır. İmtihan esnasında da soruların cevabını vermek türünden adeta böyle olaylar meydana gelmiş olsa herkes inanmak durumunda kalır. Halbuki din bir imtihandır. İşte elmas ruhlu olanlarla kömür ruhlu olanların birbirinden ayrılması lazım. Bu da bu gibi imtihanlarla olacak. Yani dileyen iman edecek, dileyen kafir olacak. Dolayısıyla gökten böyle bu gibi kafirlerin başına taş yağsa veya doğrudan ben inkar ettim diyen bir kimse hemen taşa çevrilecek olsa veya bunların talebi üzerine ölmüş olan insanlar karşılarında diriltilse o zaman herkes inanmak durumunda kalır ve o zaman yeryüzündeki imtihanın bir anlamı da kalmaz. Gurillah yuhyikum de ki Allah sizi diriltir. Sümme yumitukum sonra da öldürür. Sümme yecmaukum ile yevmil kıyame la raybe fi. Sonra kendisinde asla şüphe olmayan kıyamet gününe sizi cem eder. Kıyamet gününde sizi bir araya getirir. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle hem hayatın sırrını hem ölümün muammasını bizlere açıyor. Ve hayatı veren odur, ölümü veren de odur. İnsanlar ve diğer canlılar bir tabiat, bir tesadüf sonucu yeryüzünde var olmadılar. Ve onların şu alemden gidişi tabii tesadüfi bir olay değil. Doğrudan doğruya ilahi bir kader, bir kader programıyla insanlar bir ecele sevk ediliyorlar. Bu manada Allah-u Teala hayatın da ölümün de muammasını bizlere açıyor ve alemin sırlarını bizlere beyan ediyor. Ve bu şekilde insanlar hak ve hakikate muhatap oluyorlar. Biz alemleri yaratan Allah'ın kelamından bunları öğreniyoruz. Ve bu konuda söz sahibi olan O'dur, yaratan O'dur. Mülkündeki olup bitenleri beyan etmek de ona aittir. Yapan bilir ve bilen konuşur. Allah'ın mülkünde ve insanların rastgele ileri geri konuşmaları hiçbir zaman için hak ve hakikati yansıtmaz. Çünkü Kehf suresinde geçen bir ayette ifade edildiği üzere Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına şahit tutmadım. Ma eşhedtuhum halqa semavati vel ard ve la halqa enfusihim, hatta kendi yaratılmalarına da onları şahit tutmadım. Yani bizlerin dünyaya gelmesi tamamen bir kader. Göklerin ve yerin yaratılması bu da bir kader. Göklerin ve yerin yaratılması hususunda biz şahit değiliz. Allah bu konuda bize sormadı ve yaratırken nasıl yarattığını da bize göstermedi. Öte yandan doğrudan bizleri yaratırken de sizi yaratayım mı diye sormadı. Allah-u Teala bizleri yaratmayı murad etti. Bu tamamen onun bir lütfudur. Ve Allah-u Teala lütfunu bize bu şekilde göstermektedir. İşte bizi yaratan zat bizi başka bir aleme götüreceğini de bildiriyor. Biraz önce okuduğumuz ayette bu gayet net bir şekilde ifade edildi. Yani Allah size hayat verir, O sizi öldürür. O gelişinde asla bir şüphe olmayan günde, kıyamet gününde sizi bir araya getirir. Bütün bunlar ilahi programdan zaten böyle çıkmış. Allah-u Teala bunu böyle takdir etmiş. İnsan
Buna inanmakla mümin olur. İnanmadığı zaman da zarar eden kendisi olur. Bir insan bir uçağa binse, uçağın kalktığı yer bellidir, gideceği yer de bellidir. Bu kimse tutup da hayır ben oraya gitmeyeceğim demesi kendini oraya gitmekten kurtarmaz. Dolayısıyla ebedi hayat Allah'ın bir programıdır. Allah-u Teala böyle programlamıştır. Kendisi hem ezeli hem ebedidir ve bu insanları da kendine ebedi muhatap olarak seçmiştir. Ebedinin sadık dostunun elbette ebedi olması gerekir. Kaldı ki insan zaten şu dünya hayatında kısa bir hayata da razı değildir. Öyle ki 70-80 yıl yaşayan birisi bile şöyle geriye dönüp baktığında adeta bir rüya gibi geliyor ve hayatının bitmesini istemiyor. Ve insan vicdanına müracaat ettiğinde kendi vicdanında ebed ebed sesini duyuyor. Ve şu dünya hayatı bütün şaşasıyla beraber o insanı tatmin etmiyor. Çünkü dünya üzerinde her şey üzerinde fanilik damgası var. Küllü men aleyhe fen. Dünya üzerinde olan her şey fanidir. Fani olan bu insan fani olan şeylere razı değildir. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem demektedir. Dolayısıyla bu insan ebede namzettir. Ebed için yaratılmıştır ve oraya da gönderilmektedir. Sevkiyat o tarafa doğru. Nasıl ki şu anda dünyanın da bir rotası var. Dünya güneşin etrafında Samanyolu galaksi içerisinde yoluna devam ediyor. Bu gidiş bizi ahirete doğru götürüyor. Ana rahminden dünyaya gelmemiz belli bir kader programıyladır. Bu bize sorulup meydana gelen bir şey değil. Sonrasında bebeklik, çocukluk, delikanlılık, olgunluk gibi merhalelerden geçmemiz bize sorulmuş bir şey değil. Kader programından bu böyle çıkmış. Bunlar böyle çıktığı gibi önümüzde kabir var. Kabirden sonra sura üfürülüp dünyada hayatın bitirilmesi var. İkinci defa üfürülmesiyle yeni bir hayatın başlatılması var. Mahşer meydanında huzur-u ilahide hesap vermek var. Ve daha sonrasında da yaptığımız amellere göre cennete veya cehenneme gönderilmek var. Cenab-ı Hak bizi lütfuyla, keremiyle cennet ehli olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.